Koda bölgesinde biliyorsunuz kazılar yapıyoruz. Bu kazılarda dün gelen bizim danışman hocamız Ankara Dil ve Tarih Coğrafya'dan geldi. Kazıların %95 oranında tamamlandığını bize ifade etti. Bundan sonra restorasyon süreci var. Restorasyon süreci olacak. Şimdi aynı bölgede bir çadırımız var ama o çok yeterli değil. Şimdi güzel bir alanda yine üst tarafta yeni bir çadır inşa edeceğiz. Bir ay içerisinde. Ve bu çadırda haftada en az bir defa, belki üç defa hasıl olacak. İkinci konu, bu eski sanayi çarşısı taşıyacağımız yer, millet bahçesi. O bölgede Düzce'ye yakışır bir konser salonu planlıyoruz. Yani yaklaşık 1000 kişilik bir konser salonu planlıyoruz. Ayşe'nin inşallah bizim bu koromuz o güne kadar daha da kendilerini geliştirir. Sizler gelişti artık hocam. Sizler tamam, onlar açtılar. Bir an önce konser salonu gelsin diyoruz. Evet, biz ona bakıyoruz yani. Bakın Düzce'deki yaşam standartlarını bir üst kalite seviyesine çekmek bizim en büyük arzumuzdur. Bunu sizlerle beraber yapmak isteriz. Sizlerin sahiplenmesi gerekir. Düzce'de yapılan ne varsa. Şimdi geçen Sayın Valimize arz ettim. Sayın Valimiz de sağ olsun. Örneğin 29 Ekim'de Aksaray Deresi'ndeki köprüler üzerinde Cumhuriyet resepsiyonunu vereceğiz. 29 Ekim resepsiyonu akşam saat 5'te orada olacak. Hepinizi bekliyoruz.